Şehidimizin gölgesinde bir cuma gününü daha idrak ettik. Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Barış! Yakınları tarafından morgdan alınan Göl'ün cenazesi Kazım Karabekir mahallesindeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreninin yapılacağı Asriye Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi. Karıcığım ben nasıl unuturum seni, ciğerime ateşi soktu gittiler. Kızım ciğerim. Törene şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Albay Hakan Yener Demirel, askeri ve mülki Erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin oğulları 9 yaşındaki Osman ile 6 yaşındaki Aras Kağan, babalarının tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Bakan Soylu, şehidin babası, annesi, eşi ve çocuklarına taziyede bulunarak başsağlığı diledi. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazında şehidin iki oğlu Bakan Soylu ile ön safta yer aldı. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Barış Göl'ün cenazesi Asri Mezarlık'ta bulunan garnizon şehitliğinde defnedildi. La ilahe illallah. Allah'u Ekber.